Sayın Cumhurbaşkanım 20 yıl bu ülkenin başına geldi. O 11 kişi olarak oturdu bu masanın başına. Ne söyledi? Dedi ki ben sizden isteklerim şu. Amerika'na, Rusya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye vesaire gibi şehirle o memlekete. Doğru mu? Doğru mu? Biliyor musun? Yok. Ben ben o kuşağın çocuğuyum. Yani 29 yıl memurluk yaptım. Şimdi orada o konuştuğunda ne dedi biliyor musun? Amandır dedi, bana dokunmayın. Savaş isteme, işte vesaire gibi şeyler isteme. Ben senden tahıl alacağım, silah alacağım, tank alacağım, top alacağım. Askerliği de düşüre düşüre aşağıya getireceğim, belli olmasın. Oluyor mu? Halen de bugüne kadar gençlere sesleniyorum. Ben 24 ay askerliği yaptım. 6 aylık bir askerlik devam ediyor mu? Ediyor değil mi? Niye ediyor? Çünkü küçülüyor aşağıya aşağıya. Aşağıya gidiyor. Nesli yok etmeye çalışıyor. Ama kardeşlerim diyor, ya Araplar niye gelmiş? Ya bilmem falanlar niye gelmiş? Onlar da insan. Demek ki sıkıntı var ki geliyorlar. Osman Paşa'yı hatırlıyor musun? Osman Paşa. Osman Pamukoğlu. Okumadım, bilmiyorum adamı. Ben kendi ben okuduğumu bilirim. Pamukoğlu'dan mı bahsediyorsun? Pamukoğlu. Ha, biliyorum, biliyorum. Ben 6 aylık askerle savaşa girmem demiştim. Bak şimdi zaten Mustafa Kemal Atatürk 13 milyon insanla savaşa girmiş. 7 düvenliğinde savaşmış adam. Bugün onun da eserini, bugün onun toprağını kullanıyoruz. Ama yeri geliyor. Cübbeli abilerim adamın fotoğrafının resmini kaldırıp yere atıyorlar. Yazık, günah değil mi bu ülkeye? Psikolojim bozuktu ya. Yok abi, onların düşüncesi başka. Zaten ne dedi Trabzonlu bir hemşerimiz, ne dedi orada? Serbest bırakılır mı sence? Bak, bırakılmasın öyle insan. Bırakılır mı sence? Ya Allah Allah, ya konuşturma delikanlı. Peki Cumhurbaşkanımızın resmi olsaydı? Ya Cumhurbaşkanım eğer delikanlı bir cumhurbaşkanı olsa onu milletin içinde yok, ayağından değil kulağından asar. Öyle bir lider, öyle bir lideri de yere atıp ezmek var mı? Bak böyle pırlanta gibi çocuklarımız var. Bunlar ne olacak? E birine de soruyorsun. Dinciden başlıyor. Diyor ki efendim git kahvede, gençler içeride oturuyor. Ne yapsın bunlar? Sen buna tarla vereceksin. Sen buna tohum vereceksin. Sen buna traktör vereceksin. Erbakan Hoca ne dedi? İngiltere'de okuduğun, Amerika'da okuduğunda ne dedi? Dedi ki ben okudum burada. Burayı becerdim ama toprağımda gidip toprağımdaki gençlerime öğreteceğim. Öğretti Başak traktör şeyini kim çıkardı? Traktörünü kim çıkardı? Rahmetli Erbakan Hoca çıkardı. Şimdi gençleri üniversiteye götürüyorsun. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Öyle soru soruyor ki hiç Türkiye Cumhuriyeti'nde de bir soru yok. Ben ne anlarım papa kimdir? Ama ben Atatürk'ten, dedemden, ecdadımdan bahsetsene söyleyeyim. Çiftimden, çubuğumdan, çarığımdan, Kırıkkale beşli silahımdan, topumdan, tankımdan bana diyor, tık diye söylesin bu genç. Ama sen bana papayı soruyorsun. Papa kimdir? Babayı ben görmedim ki, tanımıyorum ki. Eyvallah. Teşekkür ediyorum size. Abi ben 20 yaşındayım. Bir kız çocuğu babasıyım. 8 aydır çalışıyorum. Bu yapılan zamlardan dolayı devletimiz şu andaki buradaki bütün gençlerimizin hepsini gayrimeşru yollara itiyorlar. Buna ben de dahil olmak üzereyim. Benim şu anda 134 tane suç kaydım var. Bu neden oluyor? Zamla 134 tane suç kaydım var. 134. Evet, 134 tane. Yaşında. Evet, 20 yaşındayım. Evliyim, bir tane de kızım var. Bu neden oluyor biliyor musun abi? Her gün mü suç işledin kardeşim? Abi bunlar toplu şikayetler. Anladın mı? Neden? Bir sabıkası bozuldu. Bir sabıkamız bozuldu mu? Anladın mı? Üst üste geldi her şey. Neyden? Çoğu neyden? Abi neyden oluyor? Parasızlıktan oluyor. İş yok, güç yok. Anladın mı? Mamalar kaç para olmuş, bezler kaç para olmuş. Anladın mı? Abla sen boş konuş. Anladın mı? Çalmadım abi, dolandırıcılık yaptım. Cezamızı çektik. İmkanlar öyle gerektiriyordu abi şu an. Aynen. Şu anda ben imkanlarım onu gerektiriyordu, onu yaptım. Ben onu yapmasaydım yanlış anlama. Şurada 30 kişi var, 30 kişinin elinde poşet yok. Bak benim elimde poşet var. Anladın mı? Mecbur yapmak zorundaydım. Öyle oldu. Anladın mı abi? Ne diyeyim abi? Her şeyin ehlisi Allah'tan olsun. Abi nasıl gidiyor? Genel geçimler nasıl? Ekonomik durumlar nasıl? Abi genel geçim, ekonomik durumlar çok zor ve çok zor şartlarda geçiniyoruz. Ya şöyle söyleyeyim, ben bugün örneğin mesela şeyden geliyorum. Adres değişikliğinden geliyorum. Ev sahibi bizi evden çıkardı. 2 ay boyunca biz 6 kardeşiz. 2 ay boyunca ev aradık. Ya düşün, yani ev bulamıyoruz hiçbir şekilde ve 4,5-5 bin lira, 6 bin liradan aşağı ev yok.
Ben kalktım üstüne kredi çektim. Krediyle eve girdim. Krediyle eve girdim derken şey mi yani? Ev almak için mi? Hayır, kiralık. Kiralamak için krediye girdim. Mecbur abi, yapacak bir şey yok çünkü o şartları getirdiler artık. Geçim yok. Ekmek zaten biliyorsun, anlatmaya gerek yok. Ev alma durumu zaten olası %0. 800-900 bin lira arasındaki evleri bir asgari ücretle çalışan bir insan hiçbir şekilde bu şartlar altında ev alamaz. 900 bin lira ya, şu an yani Bodrum kat, eksi ikinci katta falan herhalde. Böyle. Aynen öyle abi. 1+1'ler yani 2+1 hadi neyse olabilir. Bodrum kat olsun. Yüksek katlar zaten Güzelyurt metrobüs durağının tarafında 1 trilyon 300, 2,5 veya 1 trilyon 400. Ben hayatı boyunca bu yaşıma kadar, bak 26-27 yaşında bir insanım. Ben bu yaşıma kadar 100 bin lirayı bir arada görmemiş bir insanım. Ben kalkıp nasıl 800-900 bin lira bir tane ev alayım? Benim anne yok. Benim anne yeni vefat etti. 50 gün önce. 50 ya da 60 gün önce. Allah razı olsun. Baba desen küçükken beni hepimizi bırakıp gitti. Yani hiçbir şekilde başımızda öyle büyük bir insan da yok. Kendi ayaklarımın üstünde kardeşlerimle geçinmeye çalışıyorum. Ve bu da çok zor bir durum. Hayat şartları bu. Ekonomi desen zaten sıfır. Yani hiç Türkiye'de hiçbir beklentimiz yok. Yani elimde olsa beni yurt dışına gönderseler bir dakika bile Türkiye'de durmam. Hani eyvallah vatan, millet ama Türk insan bulamıyoruz etrafımızda. Hepsi yabancı. Afgan, Pakistanlı, Suriyeli. Yani bunlar olmaması gereken şeyler. Biz bu vatanı kolay kazanmadık. Böyle kolay bir şekilde veriyoruz. Neymiş efendim? 809 bin lira ev alana vatandaşlık bedava. Ya bu böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Vatan. Ya namustur ya. İnsan namusunu nasıl satar? Böyle bir mantık olabilir mi? Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Hiçbir şekilde geçinemiyoruz maalesef. Peki bu durumları düzeltebilecek aklımızdaki bir lider var mı? Ya aklımdaki lider şu anda hiçbir şekilde yok. Bu konuda hiçbir şey diyemem. Zaten parti açısından hiç kimseye de oy verme taraftarında değilim. Parti olarak değil zaten. İsim olarak sormuştum ben hani. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gönül rahatlığıyla ülkeyi refaha çıkarabilir, benim sorunlarıma çözüm bulabilir dediğiniz bir lider var mı diye sordum. Yani geçimden dolayı inan bunları takip edemiyorum. Hiçbir şekilde. Ya şu anda benim tek derdim geçim. Ben eve ekmek götüreyim. Kaç kişi çalışıyor evde? Ya kaç kişi çalışıyor? Biz 6 kardeşiz. 6 kardeşiz. 6 kardeşimizden zaten birisi okuyor. Biri eve bakıyor annem olmadığından dolayı, kız kardeşim. Geri kalan da çalışıyoruz ve hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Bunu söylediğin zaman da böyle yapıyorlar. 6 kardeşsiniz, nasıl geçinemiyorsunuz? Nasıl geçinelim? Hani nasıl geçinelim? Birinizin çalıştığı kiraya gidiyor, değil mi? Aynen öyle. Birinizin çalıştığı mutfak masaları, birinizin çalıştığı kesinlikle özel ihtiyaçlar ve işte yetmiyor fatura. Yani, aksine yetmiyor. Ya fatura geliyor 300-400 lira sadece bir fatura. Elektrik olsun, doğalgaz olsun. Benim telefonum faturası var. Herkesin var, herkesin bir ihtiyacı var, bir gideri var. Yani kalkıp bir yerde oturup gezemeyecek misin? Yemeyecek misin? İçmeyecek misin? Hani bunlar gerçekten artık bu boyuta aştı. Zor yani, hayat şartları zor, inan. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, kara kara düşünür sadece. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Allah yardımcı olsun diyerek de inan hiçbir yere varılmıyor ya. Ev sahibi kalkıyor beni çıkarıyor, diyor ki Allah yardımcın olsun. Ya neyin yardımcısı olsun? Vallahi yemin ediyorum, bak artık iman bırakmadılar ya. Yani Müslüman ülkede Müslümanlık kalmadı, bitti yani. Zor şartlar. Gerçekten o kadar çok zor ki ne söylesem boş. Çünkü olmayacak. Olmayacak bir şeyin peşine düşmek hiç doğru olmaz zaten. Bu ülkede gerçekten çok vahim şeyler yaşanıyor. Bir şeyler olduğu zaman yok dış güçlermiş. Yok bilmem bizi bu hallere düşüren, enflasyonumuzu bu hale getiren dış güçlermiş. Ya zaten dış güçler ülkeyi teslim almış. Yani ülke şu anda şey altında. Savaşmadan ülkeyi kaybetmişiz. Niye kaybetmişiz? Bu kiralar oldu. 3 milyar 4 milyar kiralara çıktı. Yani bu bizim ne oldu yani bizim ülkede bu kadar kiraların yükselmesi? Hep bu dış güçler. Dış güçler yani bizim ülkeyi kuşatmışlar. Haber savaşmadan şey yapmadan gelip burada hayatlarını yaşıyorlar ama biz millet olarak burada perişan haldeyiz. Kimse bunu görmüyor. Yoksa mesele Kürt meselesi, Türk meselesi hiçbir şey değil. Bunlar bak, ben de Vanlıyım. Ben de bir Kürdüm ama abi, mesele bu Kürt. Bu mesele ne Kürttür ne Türktür. Bu mesele milli müdafadır. Ben bunu böyle görüyorum. Yani bir vatandaş olarak bizim ülkeyi kuşatmışlar. Bu yabancıların özellikle gidilmesi gerekiyor.
Bu yabancılar gitmeden bizim kiralar 3000-4000 liradan daha yükselir. Bizim askeri diyorlar ki biz en büyük askeri ücreti biz verdik. İyi tamam da kardeşim sen en büyük askeri ücreti verdin de 100 lira olan bir ürünü yaptın 500 milyon, 400 milyon. Sen 100 katı, 300 katı yükseltmişsin. %50 askeri ücrete zam vermişsin. Ben en büyük askeri ücreti zam verdim. Verme onu da. Zaten halk o yetmiyor ki. Sen daha vermeden erittin onu. Yani onun için ben diyorum ki bu ülkenin düzelmesi için bu düzen değişmelidir. Değişmelidir, değişmelidir. Teşekkürler. Sümeyye bebeğimiz için şu an durum nedir? Kampanya ne aşamada? Acaba şu an kaçtayız? İki yıldır %8, %9 olabildik. İşte dün olduk hatta şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok zor durumda. %60 skolyozu var. Ve durumu gitgide daha çok ilerliyor. Ve bu bebeğin artık şey olması lazım, ilacına kavuşabilmesi için kampanyanın bitmesi lazım. Ve çok yavaş ilerliyor. Peki toplam tutar ne kadar? Sürekli değişiyor kur nedeniyle. Yani şimdi şöyle, doların yükselmesiyle tabii ki de değişiyor. Şu an 27 trilyonu buldu. Bundan 6 ay önce 25 trilyondu. Şu an bir bebeğin hayatı 27 trilyona bağlı. Ve biz bunu hani devletten bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz tanımıyoruz, akrabası değiliz. Sadece gönüllü ablalarıyız ama vicdanen rahat değiliz. O yüzden gelip hani az da olsa bir emeğimiz, bir desteğimiz olsun istiyoruz. Çünkü çocukları gördükçe üzülüyoruz. İçimiz paramparça oluyor. Hani babalarını görüyoruz, annelerini görüyoruz. Yani çok zor durumdalar. Maddi durumları olsun sıkıntılı. Yani babası mesela daha önce inşaatta çalışmış, parmaklarını kaybetmiş biri. Şu an çalışamıyor zaten. Böyle bir baba çocuklarına ne kadar destek olabilir? O da zaten stand açıyor. Yani herkesin bir lirasına bile muhtaç. Bir lira için yalvarıyor ya çocuğunu kurtarabilmek için. Peki şu anda geçtiğimiz günlerde bir şey vardı. Sağlık Bakanlığı'nın önünde kendisini tehdit eden bir hasta vardı. Ne oldu acaba? Onunla ilgili bir şeyiniz var mı? Şey yaptı o zaten canlı yayındaydık biz o zaman. Canlı yayına girmiştik. Göktuğ bebeğin babası zaten Atakan Bey. O çocuğunun sesini duyurabilmek için yani kampanyasını hızlandırmak için Sağlık Bakanlığı'nın önüne gitti. Daha önce bir görüşme ayarlamışlar. Bu görüşme esnasında hiçbir sonuç alamadıkları için baba benzin alıyor, üzerine döküyor. O esnada tam üzerine döküyor. Kendini yakacakken zaten halk şey yapıyor. Yani müdahale etmeye çalışıyor. Müdahale ederken yok bulamadı. Hayır. Yine hala yani %50 aynı. Ne artma oldu ne eksilme yani fark eden bir şey olmadı. O yüzden biz buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Lütfen bu çocuklara sahip çıkalım. Bu çocuklar bizim. Evet belki bizim çocuklarımız olmayabilir ama onlar daha çocuk. Yani halk olarak vicdanen rahatsızız yani bundan. Sonuçta çocuk küçük yani hayatta bizim de evladımız yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin komple evladı yani tek bizim evladımız. Biz gönüllü olarak evet ücret almıyoruz, talep etmiyoruz. Yani işimizi gücümüzü bırakarak hani gönüllü koşuyorsak devlet büyüklerimize de burada sesleniyoruz. Hani el atın ve bütün halka da 80 milyon insanız yani. Helesi 1 lira verse zaten Allah rızası. 3 çocuğun hayatı kurtulur. Günlerce 80 yani 80 çocuk ölüyor bu hastalıktan dolayı. Diyeceğim şey sadece. Şu an buraya gelen size bağış yapan insanlar da kodaman insanlar değil. Bunlar da zaten hepsi durumu. Hepsi işçi. Ya var ben şöyle bir şey açıklayayım size. Şurada bir tane arkadaşı var. Dilencilik yapıyor. 3-5 kuruşu yatarak alıyor. Ya geldi 3 lirasını ya. 3 lirasını alıp buraya attı. Niye attın dedim. Senin daha çok ihtiyacın var dedim. Ben ablam o çocuk ölüyor. Benim elim ayağım tutuyor. Ben yine toplarım diyor ya çocuk. Ama o çocuk ölüyor diyor. Benim de yardımım olsun diyor. Ben de bu durumdan hiç hoşnut değilim. Yani birçok insan görüyoruz. Sürekli meydanlarda olduğumuz için biz de sürekli kalabalık yerlerde olduğumuz için aynı yerlerde sürekli aynı insanları, aynı çocuklar için para toplandığını ve ona anne babaların para dilendiğini gerçekten içim burularak izliyorum. Biz de elimizden geldiğince sesini duyurmaya çalışıyoruz bu çocukların ama para yani kimseye hayal kırıklığını uğratmak gibi olmasın ama mümkün olmayan bir para gibi gözüküyor. Çünkü 27 milyon. Yani tabii ki mümkün. Çünkü neden Hamza Bey kurtuldu? Tabii ki illaki ama şöyle bir şey var. Yani bunu
bireysel olarak bir ailenin 27 milyon tabii toplaması de, mümkün tabii değil. Ki de çok ondan bahsediyorum. Yani evini satsa da arabasını da satsa böyle bir paranın toplanması mümkün değil. Kesinlikle. Yani bunun bir an önce Sağlık Bakanlığı tarafından el atılması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Biz de onu istiyoruz zaten. Hani bize diyorlar ki ya işte siz burada duruyorsunuz, para topluyorsunuz. Hatta bazı akrabalarım bile bana karşı çıktı ben bu standla durduğum için. Ve ama ben bundan utanmıyorum. Bunu isteyerek yapıyorum. Çünkü ben bu çocuğun anne değişini bile istiyorum. Yani böyle anne diyor ya, o zaman bile benim ciğerim yanıyor. Çünkü o çocuk nefes alamıyor. 8 cihaza bağlı. Bazı çocuklar 9 cihaza bağlı delikli. Şey yani boğazları delik olduğu için. Ama bunun trakesi yok. Çok şükür hani bunun ilerleme şeyi var ve doktorlar bunun için çok güzel konuşuyor. İlerlerse eğer, böyle giderse yani eğer kampanyasını da bitirirsek bu çocuk iyileşebilir. Çünkü doktorlar çok olumlu konuşuyor. O yüzden biz umudumuzu yitirmiyoruz. Halk da yitirmesin. Yani devlet el atsın yani. Bundan utanmıyoruz. Kısacası, burada hani 5 lirasına 1 lirasına hayatım. Evet muhtacız şu anlık anne baba olarak, hanımlar annesi babası olarak. İkinci bir de millet artık öyle bir bunalım içinde ki güvenmiyor bile. Buna artık güvenmiyor yani. Çünkü biz acaba dolandırıcılık var mı? Attığımız zaman diyor, bu oraya gidecek mi diyor. Gidecek mi diyor. Ama ben şunu şöyle açıklıyorum. Suistimal eden insan oldu o yüzden. Evet. Tabii ki de. Ama ben bunu şu şekilde açıklıyorum. Ben burada duruyorum ya, burada bir sürü polisimiz var değil mi? Günde 100-200 tane polis benim önümden geçiyor. Ve gelip buraya bağış yapıyor. Neden? Çünkü biliyor benim valilik izinli olduğumu. Ben buradayım yani. Valilik iznim var. Kağıtlarım var. İstedikleri zaman gelip bakabilirler kağıtlarıma. Ona göre bağış da yapabilirler. Bana vermeyebilirler de. İBAN numaralarımız var. Ondan sonra SMS numaralarımız var. Onlardan da katılabilirler. Hepsi burada yazıyor. Tabii evet, tabii. Tabii. Yani buraya güvenmeseler bile İBAN'larımıza güvensinler. Hepsi valilik izinli. Yani gönülleri rahat olabilir. Evet, biz de buradan destek olalım. Sümeyye bebeğin sağlığına kavuşması için. Az çok demeden yani herkesin 1 lira da olabilir, 1000 lira da olabilir. Ne kadar gönülden koptuysa aşağıda zaten biz videonun açıklama kısmına da Instagram adreslerini bırakacağız. Evet. Instagram sayfası tabii, var tabii, herhalde. Var. Onu da bırakırız. İsterse sizinle iletişime de geçebilir. Yani anne babayla da iletişime geçebilir. Sümeyye yazdıkları zaman Instagram, TikTok, Twitter bütün hesaplarımız bulunmaktadır. Tabii tabii tabii. Zaten aynı şekilde dediğiniz gibi standlarımızda da var hesaplarımız. Hani bizden alamasalar bile direkt oradan da bakabilirler. Her şekilde ulaşabilirler. Yani gerçekten bu baba ve annenin çok ihtiyacı var buna. Ya sonuçta hepimizin evlatları var. Biz de bir şey katkıda bulunalım. Sokaktan Alveri YouTube kanalı olarak şu an bu izlediğiniz videonun, bunu dahil edeceğimiz videonun tüm video gelirini Sümeyye bebeğe bağışlayalım Allah o zaman. Çok mutlu ediyoruz. Oluruz. Gerçekten Allah razı olsun. Devamını diliyoruz. Aynen. Hani siz oldukça, biz oldukça bu çocuklar ölmeyecektir inşallah. Yani yapmanız gereken hani olabilir. Şu an herkes zor durumda. Evet. Cebinde bağışlayacağı bir para olmayabilir. Tek yapması gereken bu videoyu birçok platformda, kendi sosyal medya hesaplarında ve çevrenizde paylaşmanız yeterli. Bu videoyu izlendikçe bu videonun video geliri, reklam geliri Sümeyye bebeğe harcanacağına, oraya gönderileceğine, bağışlanacağına emin olabilirsiniz. Sizlerden de Allah razı olsun. Siz de tanımıyor etmiyorsunuz. Evet. Ama sadece destek olmuşsunuz. Gönüllü destekliyiz. Olmuşsunuz. Çok güzel bir şey. Herhangi bir ücret de talep etmiyoruz zaten. Çünkü sonuçta bu bizim bir çocuklarımız. Bir çocuğun hayatı söz konusu. Para evet gelip geçici bir konu ama çocuk anne baba eziyet çektiğinden sonra ne yapabiliriz ki? Elimize de sadece şu geliyor yani. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ben bekarım. Yarın öbür gün ben de anne olabilirim. Benim çocuğum da böyle olabilir. Ben de insanlara yalvarabilirim benim çocuğum ölüyor diye. Bir liraya yani muhtaç olabilirim. Allah o duruma düşürmesin. Gerçekten insanın başına gelmedikçe insan bilmiyor. Ben bununla tanışmadan önce yani engelli olduğunu düşünüyordum. Böyle bir tedavinin olmadığını düşünüyordum. Ondan sonra içlerine girdikçe böyle bir tedavinin olduğunu, bu çocukların kurtulduğunu ve bu yani bu nakli alan çocukların iyileştiğini yani her şeyi takip ettim, gördüm ve insanların da bu konuda duyarlı olmasını, araştırmasını istiyoruz yani. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan SMA Sümeyye adresinden isterlerse oradan da ulaşabilirler. Biz zaten açıklama kısmına videonun aşağı kısmına bırakacağız. Instagram adresinde bırakacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'ınızı kabul etsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler.